Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu yaptığı açıklamalarda, kabile toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda ülkemizde tam kapanma kararlarının, yasak kararlarının, karantina kararlarının il ilçe hıfzı kurulları ve de sağlık müdürlüklerinin belirlediği kriterlere göre, verilere göre alındığını duyuraraktan artık köylere gelen yasaklar gibi 10-14 günlük, mahallelere gelen 10-14 günlük karantinalar gibi bu karantina işlemlerin il bazında o ilin verilerine göre o ilin il ilçe sağlık müdürlükleri filyasyon ekiplerinin verileri değerlendirilerekten buralara yasak gelebileceği tedbir kararlarının yasak kararlarının il ilçe hıfzı kurularıyla alınacağı duyurulmuş durumda. Yapılan açıklamalarda 26 tane il için yüksek riskli olduğundan dolayı buradaki il ilçe hıfzı kurullarının ve sağlık müdürlüklerinin çalışmalarını sürdürdüğü, her an buralara da nasıl köylere 10-14 günlük karantina işlemleri getiriliyorsa buralara da getirilebileceği duyurulmuş durumda yapılan açıklamalarda bu 26 tane ise Kilis, İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Tokat ve Gümüşhane. Bu illerimizdeki artışların yüksek olmasından dolayı buralara Ekstradan diğer illere nazarandan nasıl hafta içi yasakları 7'de diğer illerde başlıyorsa buralarda hafta içi yasak saatinin gerekirse daha fazla geriye çekilmesi akabinde ise ya da tamamen kapatılması nasıl Çorum'un bir köyünde edilçası sıfa kurulu kararıyla 14 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilebiliyorsa Aynı ilin il ilçe sızıf var kurulu da bu artış gösteren yüksek, yüksek illerde de aynı kararı verebilir. 5 günlük, 10 günlük, 7 günlük karantina işlemini, sokağa çıkma yasayı işlemini getirilebileceği bunun kararının il ilçe ifsızlık ve il sağlık müdürlüklerinde olduğu ifade edilmiş durumda. Hem Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda hem de bilim kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre bu kapsamda artık 26 tane il olur, 30 tane il olur, 40 tane il olur. İl ilçe hıfzıssıhha kurullarının önümüzdeki hafta boyunca değerlendirmelerle beraber nasıl köylere 10-14 günlük yasakları getiriyorsa buralara da teker teker il bazında, ilçe bazında yasakların gelmesi beklenmekte. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sizce bu şekilde il bazında yasaklarla koronavirüsün önüne geçebilir miyiz? Kabine toplantısı sonrasında genel olaraktan 10-14 günlük beklenen tam kapanma çıkmadı. Ama il bazında kapanmalar olursa mutasyonun artışını düşürebilir miyiz? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.